Güzel kızım, bak bakalım beğenecek misin? Ya annem, ne gerek var? Çok teşekkür ederim ya. Bir tanem benim, bir tanem. Sana en güzelleri layık. Bu istediğinden de diyebiliyorum. Hı hı. Şans. Şans getirsin sana Yonca. Teşekkür ederim annem. Canım Defne. Ay ben Kerem'e hediye almayı mı unuttum? Onu da sana almıştım Defne. Hiç olur mu öyle şey? Aç bakalım. Güzelmiş. Sevdin mi? Sevdim valla. Nice yaşları oğlum benim. Nice güzel yaşları. Bütün dileklerin gerçek olsun. Ya 18 oldunuz diye hemen ama böyle yuvadan kuş gibi uçup gitmek yok, tamam mı? Ne demek ya? Nereye gideceğiz anne? Ben size bir şey söyleyeceğim. Ben 18 olduğum ilk gün bir karar verdim. Bunu çerçeveletip duvarıma asacağım. Hakkın. Çünkü isteyince oluyormuş. Doğru. Onu anladım. Şu an bunu benim elimde tutuyor olmam bile benim için büyük başarı. Bu bile yeterli yani. Gurur duyuyorum seninle. Demek ilk imzanı attın ha. İmzalamamışsın daha Kerem. İmzalamadım anne. Neden? Bunu hatıra olarak aldım. Takımda oynamayacağımı da söyledim. Adana'ya gideceğimizi de. Oğlum. Neden böyle bir şey yaptın? Deden o kadar uğraştı, bu senin en büyük hayalindi. Niye vazgeçiyorsun şimdi? Benim hayalim bizim mutluluğumuzdan daha önemli değil ki anne. Biz beraber bir karar verdik mutlu olmak için. Bir bu yolda yürüyeceğiz. Kerem'im, anlıyorum nasıl düşündüğünü. Seni çok iyi anlıyorum. Ama bak oğlum, biz Adana'ya gitmeye karar verdiğimizde böyle bir durum yoktu ortada. Artık burada kalıp mücadelemize burada devam edebiliriz. Çünkü en azından birinizin hayali gerçekleşti. Kerem, olan biten her şeyde bir hayır vardır aslanım. Öyle. Kerem, sen bu sözleşmeyi imzalarsın diye biz Adana'daki dükkana bakmaktan vazgeçtik. Abi niye? Halil abi, Adana'da olmak annem için daha iyi olacak. Tam tersi, yanılıyorsun. Annen için en iyisi sizin mutlu olmanız. Sen futbolla mutlu oluyorsun oğlum. Defnem şarkılar dinleyerek, söyleyerek mutlu oluyor. Ballı katmerim zaten dedesiyle babasıyla çok mutlu. Annem, sen nasıl olmasını istiyorsan biz de öyle mutluyuz. Ben burada kalmak istiyorum. Burada kalmak istiyorum. Anne bak, bunu benim için... Sen benim mutlu olmamı istiyor musun Kerem? Ne demek anne o? Tabii ki en çok istediğim şey benim o. Al bakalım bunu. Kerem, hadi imzala onu da yarın hocana götürürsün. Ömer, oradan kalem versene bir tane. Of. Bu ne ya? Ne, 18 olmak böyle bir şey mi? Ay. Özgürlük mü, sorumluluk mu? Ben anlamadım ki bunu. Hadi hadi şu imzanı görelim bakalım bir. Çalıştın mı bari imza, güzel mi? Hayır.
Göreceğiz bakalım. Özgürlük kararlarının arkasında durmaktır aslanım. Hadi Hatimize Hanım, yeni yaşın kutlu olsun. Bravo. İşte en güzel hediyeni kendin kendine verdin, gördün mü? Gurur duyuyorum seninle.